Selamlar arkadaşlar. İlk kez Burek'te sizlerin karşısına çıkıyoruz. Tabii ki çalışmıyorduk. Bir buçuk yıldır yatıyorduk. İlk defa artık fikirlerim değişti. Çalışmaya başladım. Bu sefer kendi işimde çalışmaya başladım. Zeytin silkme işinde arkadaşlar. Dolayısıyla rengim onun için değişti. Güneşten yandım. Ama iyi iş çıkartıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar çalışmak 1,5 yıldır hiç çalışmıyorum. Öncesinde de çalışmıyordum da 1,5 yıldır hiç çalışmıyordum. Aslında çalışmamak insanı yoruyor. Yani insanı kötü yola götürüyor. Yani insan hareketsiz kalıyor. İyi bir şey değil arkadaşlar. Yani çalışmak, bir şeylerle uğraşmak daha iyi. Ben çalışmıyordum ve sağlığım kötüye gidiyordu. Sürekli kilo alıyoruz. Sağlığımız kötüye gidiyor. Hareketsiz kalıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Tembellik alıyor, başını gidiyor. Vesaire vesaire derken artık hareketli bir işe başladım. Biliyorsunuz daha öncesinde yine inşaatla ilgili bir sürü şeyler yaptım. Birazcık oralarda güç harcadım. Ve bu güç harcama vücuttaki toksitleri çıkartıyor. Terliyorsunuz. Bayağı bir güç harcıyorsunuz ve sağlığınız yerine geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla yani çalışmak iyi. İnsanın programında çalışmak vardır arkadaşlar. Yatmak yoktur. Eğer yatarsanız ayağınızın tabanı bile elinizin içi gibi olur. Yumuşacık olur. Yani yere basmadığı için alışmaz sertliğe. Yani karşı taraftan gelen sert tepkiye kendisi de sert bir tepki verecektir. Ona alışmaz, yumuşacık olur. Hiç sert tepki vermez yatarsa sürekli. Onun için arkadaşlar insanın programı çalışmaya yöneliktir. Yani günün bir yarısı uyku, bir yarısı dinlenme, bir yarısı çalışmayla geçmesi gerekiyor. Ama biz işsiz olduğumuz için çalışamıyoruz ve en sonunda böyle bir iş bulduk kendimize ve bu şekilde en azından sağlığımızı koruyarak sağlığımızı koruyoruz. Yani çalışmak sağlığı koruyor arkadaşlar. Bu şekilde devam ettireceğiz bir süre. Bakalım. Ancak burada çalışırken psikolojik olarak sıkıntıya girmemek gerekiyor. Ben görüyorum birçok çalışan psikolojikman sıkıntıya giriyor. Yani vücuttan yorulmaktan ziyade beyinden yoruluyor. Buna da çok dikkat etmek lazım. Adamın 10 sene ömrü geçiyor yani. Orada çalışıyor ama 10 sene yaşlanıyor. Dolayısıyla bu da çalışmak değil arkadaşlar. Şimdi bugün ne konuşalım size? Biliyorum piyasalarda çok yorgunsunuz, çok bitkinsiniz. Bir sürü ustad diyor ki ya böyle görmedim ben yıllardan beri buradayım, borsadayım, şöyleyim, böyleyim. Kaç aydır kan ağlıyoruz, hiç düzelmiyor falan filan diyor. Biz zaten size ne demiştik? Şubat, Mart aylarında çıkın 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 demiştik. Bizi dinleyen yaşadı. Ha, ne oldu? Ben para kaybettim mi arkadaş? Kaybetmedim. Kaybetmedim arkadaşım. Kaybetmedim. Niye kaybetmedim? Çıktım. Borsadan çıktım. Ki borsadan çıkmak kazanmak mı? Mevduat var arkadaşlar. Mevduata koyarsın. Oradan kazanırsın. Kaybetmedim arkadaşlar. Ha, şöyle oluyor. 10 bin lira, 20 bin lira, 30 bin lira kaybediyoruz. Mesela benim halihazırda 340 bin lira borsada param vardı. O 330 bine düştü. 10 bin lira kaybettim. Birkaç aydır bu borsada bu meblağ. Ancak onun mükabilinde 1 milyon TL'den fazla mevduat da var. Hafta sonu 2 günde 3.000-4.000 lira para getiriyor. 3.800 lira getiriyor de en son. Şu an ne oldu bilmiyorum. Şu an vergiler arttırdı. 3.500 getirsin arkadaş yani. Ben 2 ayda 10.000 lira kaybetmişim borsada. Son 2 ayı konuşuyorum. Öbür tarafta 2 günde 3.500 kazanıyorsan bir sorun görünmüyor. Şimdi evet, kimisi böyle ciddi zararlar yazdı bu süreçte. Kimisi de ciddi karlar yazdı. Bu karlar yazanlardan bir tanesi benim arkadaşlar. Yani burada bu süreçte 7-8 aylık bu süreçte çok ciddi ben hayatımda yazmadığım karları bu süreçte yazdım. Ha, bu süreçte borsadan mı yazdın? Hani ne alıp ne sattın diye sorarsan hiçbir şey de almadım. Bir şey almaya da gerek yok arkadaşlar. Direkt kar yazdık. Dolayısıyla çok ciddi ben hayatımda kazanmadığım parayı bu süreçte yataraktan kazandım. Onu da söyleyeyim. Dersin şans, dersin kader, her şey diyebilirsin arkadaşım. Her şey olabilir. Ancak ben size şunu söyleyeyim. Büyük insanlar,
Yani ben büyük değilim ama büyük insanlar küçük riskleri de dikkate alır. Siz bu küçük riskleri dikkate almadığınız için galiba başınıza bunlar geldi. Yani büyük insanlar küçük riskleri de dikkate alır. O risk varsa ona karşı bir pozisyon alır. Ben yatırımcı da değilim. Yani borsaya para yatırıyorsam da işte yeme içme bir şey abur cubur için öyle 3-5 gelir diye yatırıyorum. Öyle para kazanayım diye borsadan yatırmıyorum. Paramı yatırmıyorum. Bir de insanlar şöyle bir yanılgı içinde. Para kazanma insanlar için mesela altın yatırımcısı için 10 senelik, 15 senelik bir süreç içinde bir an böyle parlamalar olur, zıplamalar olur. Mesela konut yatırımcısı için yine olur. Mesela Bitcoin yatırımcısı için 15 sene değil, belki 3-5 sene içinde böyle parlamalar, zıplamalar olur. Yani kumar oynayan için de 1-2 saat içinde parlamalar, zıplamalar olur. Ne demek istiyorum? Yani sen paranı nereye yatırırsan yatır, o yatırdığın noktadaki şey bir gün gelir zirveler yapar. Evet. O zirveler yaptığında sen eğer çok mutlu ve mesutsan ve sonsuza kadar ben mesut yaşayacağım diye düşünüyorsan bil ki bir noktada senin cebindekileri çalacaklar kardeşim. Hani diyorum ya Bitcoin'e yatırırsın bir zirve yapar, bir zirve yapar, çok zengin oldum dersin. Bir gün bir gelir bir bakarsın ne zirve kalmış ne şey cebindekiler de gitmiştir. Dolayısıyla arkadaşlar her şeyde bu böyledir. Yani borsada da bu böyledir. İş hayatında da böyle konut alırsın işte arsa yatırır. Hepsinde bu böyledir. Bir noktada zirve yaşarsın. O zirveleri gerçekten zirve olarak görmeyip daha da açgözlü davrandığın için daha da çok daha da çok oldu gelecek dediğin için ben biliyorum dediğin için bir noktada o verilenler sana geri alınır. Dolayısıyla arkadaşlar işte bunu düşünmek lazım. Yani kumar oynarsan bu zirvelere bir iki gün içinde görürsün, inersin çalkantılı. Bitcoin oynarsan bu bir sene, iki sene, bir ay, iki ay içinde çalkantı görürsün. Ondan sonra işte borsa oynarsan yine aynı şekilde birkaç yıl içinde böyle çalkantılar olur. Ondan sonra işte altın yatırımı yaparsan 15-20 yıllar içinde olur. Konut yatırımı yaparsan orada daha da stabil olur. Artık çalkantı yaşamazsın arkadaşlar. Çalkantı yaşamazsın. Yani dünya yıkılsa onun ederi sabittir. Anlatabiliyor muyum? Bir borsa gibi değildir. Yani nedir bu? Demek ki arkadaşım sen çok kolay para kazanıyorsan çok kolay o parayı kaybedebilirsin. Sen çok zor para kazanmışsan kazandın. O kazandığında konut yatırımı yaptın. Kolay kolay kaybetmezsin. Kolay kolay kaybetmez. Yani ne demek istiyorum? Çok kolay kazanılan şey çok kolay kaybedilir. Çok zor kazanılan şey çok zor kaybedilir. Anlatabiliyor muyum? Sizin buradaki düşünceniz çok önemli. Nasıl önemli? Mesela örnek vereyim. Siz futbolcusunuz. Futboldan çok para kazandınız. 3-5 milyon TL para kazandınız. Gittiniz onunla yedip içtiniz harcadınız. Ama yani siz onunla gidip bir şey yatırım yapmayı düşünmezseniz ki çünkü çok kolay kazandınız. Nasıl olsa kazanıyorum bir daha kazanacağım diye şey hesap edersiniz. Sonra bir bakarsınız aa sizin yaşınız geçmiştir. Yaşınız geçmiştir. Yani o çok kısa bir süre içinde o futbolculuk bir parlarsın bir sönersin. Sonra bir bakarsın o paraları bir daha göremiyorsun. İşte o paraları düzgün yere yatırmadığın zaman o saman alevi gibi bir dönem gelir zıp fırlarsın sonra sönersin gidersin arkadaşlar. Bu her zaman böyledir. Onun için büyük insan olmak istiyorsanız ilk önce küçük olan şeylere dikkat etmeniz lazım. Küçük olan risklere. Yani büyük insan büyük riskleri zaten göz önüne alır. Ama bir de küçük riskler vardır. Küçük riskler. Onları da göz önüne almanız gerekiyor. Yani büyük risk dedim. Global nasıl gidecek? Küçük risk dedim. Şey nasıl gidecek? Yani daha yerelde işler nasıl gidecek? Yani büyük tarafta bir sıkıntı olunca küçüğü de etkiliyor zaten. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Küçüğü de dikkat ediyorsan bu sefer zararını minimize ediyorsun. Evet, şu an örnek veriyorum. Şu an mesela dünya güzel gidiyor. Dünya güzel gidiyor. Büyük tarafta her şey güzel gidiyor. Küçük tarafta Türkiye'de her şey kötü gidiyor. Evet, borsalarda özellikle kötü gidiyor. Ekonomi de kötü gidiyor. Şimdi
Şöyle bir risk var. Şimdi insanlar diyor ki, borsada olanlar, siz diyor diplere geldiniz, burada alan çok güzel kazanır diyor. Evet, 9-8.500'lerde alan çok güzel kazanır diyor. Bu nedir? Küçük risk. Küçük riske bakıyorsun. Aa, gerçekten risk minimize olmuş artık. 8.500'lere çok diplere gelmiş. Alsam çok güzel kazanırım artık diyorsun. Ancak bir de büyük bir risk var. Büyük bir risk. Amerika'da dünya patlarsa, Amerika patlarsa, bu sefer senin o gelen 8.500'e gelen borsan 7.000'lere daha inerse, o zaman ne olacak? 8.500-9.000 bandında alanlar o riskleri göz ardı etmiş oluyor arkadaşlar işte. Oradaki riskleri göz ardı etmiş oluyor. Yani aslında senin burada ana teman Türkiye ise, Türkiye borsalarıysa, sen diyorsun ki ben buraya odaklanıyorum. Ama borsa çok kötü gitti. Ana borsamız, büyük hesap burası, çok kötü gitti. Diplere geldi. Ya bu diplerde artık diyorsun. Buradan alan kazanır diyorsun. Ama globalde öyle bir işlem oluyor ki, böyle bir şey oluyor ki, bu sefer senin borsanı vuruyor, daha da aşağı gidiyor. Yani diyorlar ya, dibin dibi var. Düşen bıçak tutulmaz. Böyle değişik değişik laflar var arkadaşlar. Ben ne zaman borsa yukarı giderken hisse aldıysam zarar yaptım. Ne zaman borsa aşağı giderken aldıysam kar yaptım. Demek ki arkadaşlar, mantık yanlış insanlara. İnsanlar borsada şöyle düşünüyor. Ya burayı açarsa, yukarı kırarsa bir daha al. Daha çok kırarsa daha çok al. Arkadaş, bu mantık tamamen yanlış. Tamamen yanlış. Niye? Sen bir şeyi yükselirken alırsan para kazanamazsın. Yani ben denedim bunu, hesapladım. Amazon'la hesapladım. Ben evlendiğimde Amazon 9-10 dolardı. 10 sene, 11 sene geçti. Amazon 10 katına çıktı. 100-110 dolarlara çıktı 11 senede. Eğer ben evlendiğimde her ay atıyorum 1000 dolar Amazon'a para yatırsaymışım, sürekli yatırım olarak Amazon en iyi kazandıranlardan bir tanesi Amerika'da. Yani o gün 9 dolarlardan başlamak üzere her ay 1000 dolar 1000 dolar para koysaymışım, 10 sene sonra Amazon 10 katına çıkıyor, 100 dolarlara çıkıyor. Amazon 100 dolarlara çıktığında hani 10 kat para kazandırmış oluyor ya. Eğer ben her ay yükseldikçe para koymuş olsaydım 10 kat kazanamayacaktım. Yani 10 kat kazanamayacaktım. Ne kazanacaktım? 2 kat kazanıyordum. Yani ben oraya 10 bin dolar koymuşsam 20 bin dolarım oluyordu. Ama ben evlendiğim zaman gidip kredi çekseydim, 1000 dolar 1000 dolar koymak yerine 100 bin dolar kredi çekip 100 bin dolar koysaydım, o zaman 10 katı kadar kazanıyordu. Çünkü kredi çekiyorsun, o krediyi ay ay ödüyorsun. 10 sene boyunca kredi ödüyorsun. Taksit faiziyle ödüyorsun. Ama öbür tarafta o kredi çekip o hisseye yatırdığın için kardeşim, en altta aldığın için, en altta tümünü alırsan 10 kat kazanırsın. Hisse yükseldikçe alırsan kazancın düşer. Yani o hisse 10 kat kazandırır, sen 10 senede 2 katına çıkar. Yani 10 bin dolar koyduysan toplamda bir 10 bin dolar daha kazanırsın. Ama öbür tarafta 10 bin dolar koyarsan 100 bin dolar alırsın. E şimdi birinde 20 bin dolar almak var, birinde 100 bin dolar almak var. 10 senelik faizi 10 bin doların, atıyorum 5 bin dolar olsun. 20 bin dolar kazandın, 5 bin dolar daha koy oraya. Yani bir 100 bin dolar kazandın, 5 bin dolar eksik, bakalım bitiyor mu? Hayır, arada 80 bin dolar var. 5 bin dolar da eksik, 75 bin dolar yine cepte. Demek ki arkadaşlar, neymiş? Hisseler böyle yükselirken, yok direnci atladı bir daha al, yok şuraya atladı bir daha al. Böyle bir mantıkla giderseniz kardeşim, ya hırsız olmanız gerekiyor ya da karşınızdaki hırsızı yenebilecek kadar kabiliyetiniz olması gerekiyor. Bu da imkansız. Niye? Çünkü o hisseye yön veren karşındaki hırsız. Sen yükseltiyor, sen alıyorsun, yükseltiyor, sen alıyorsun. Sonra eline boca veriyor, aşağıya indiriyor. Bu sefer senin maliyetin yüksekte kalıyor. O aşağıda kalıyor, bir zarar etmiş oluyorsun. Ya zarar kesip, kol kesip çıkıyorsun. Senin gibi bir sürü kol kesenlerin paralarını topluyor. Ya da kol kesmiyorsun, zararda bekliyorsun. Bu sefer adam o hisseden çıkıyor, öbür hisseye gidiyor. Orada payı var ama senin zararın daha büyük olduğu için, o altlardan aldığı için
Sen gidene kadar bekliyor. Birçoğu oradan gidiyor, zararına satıp çıkıyor. Bu sefer 6 ay sonra, 1 sene sonra, 1,5 sene sonra bir daha dönüp geliyor o hisseye. Bu sefer yine yükseltiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, siz kiminle aşık attığınızı bilmiyorsunuz. Yani siz para çalmaya çalışıyorsunuz karşıdan. Onlar daha büyük bir hırsız oldukları için, çünkü yön tayin ediyor. Hissede yön tayin edebiliyorsan, yani aldıkça yükseltebilip sattıkça düşürebiliyorsan o hisseyi sen orada ana oyuncusun demek. Diğer oyuncuları tokatlarsın demek. E senin hiçbir şeyin yok kardeşim. Sen gelmişsin 10 lirayla, 5 lirayla, 100 lirayla karşı taraftaki adamı tokatlamaya çalışıyorsun. Onun için arkadaşlar öyle hiçbir şey kolay değil. Yani borsada adam tokatlamak kolay değil. Herkese iyi günler.